2013'te Emel Acar'la en baştan da Asuman Hanım'ın değişim süreci başladı. İlk olarak diş hekimimiz Çağdaş Bey'i kliniğinde ziyaret ediyorlar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Asuman Hanım. Çağdaş ben. Öyle gelin. Asuman. Ürkek davranmayın. Şöyle yanıma yanıma. Yani buraya bir giren şöyle bir... Asuman Hanım sizin arkanıza doğru saklanıyor. Değil mi? Saklanıyor böyle. Asuman Hanım dişleri güzel görünüyor. Şekli şemali gayet düzgün. Gider misin normalde? Yani diş hekimine ne sıklıkta gidiyorsun? 6 ayda bir, yılda bir. Bir problem olmayınca fazla gitmiyorum. Evet. Diş eti kanamalarım var şu an. Evet. Onları baktırmak istiyorum. Kolay. Diş eti kanamasının çözümünü buluruz. Neden olur? Diş eti. Diş eti kanaması genelde bakımsızlıktan oluyor. Yani bir, siz fırçalamadığınızı söylemiyorum ama bazı bölgeler insan dokunmayınca o bölgede tartar oluşuyor, diş taşı oluşuyor. Evet. O yüzden oluyor. O da kanama yapıyor. Onun aslında gelin 3 boyutlu olarak neden olduğunu beraber inceleyelim. Evet. Tamam. Şimdi bu 3 boyutlu bir görsel. Ağzın büyütülmüş olarak dişleri gösteriyor. Bir kesit aldığımızda diş etinden, dişin siniri, ortada destekleyen kemiği ve diş etini görüyoruz kesitinde. Şimdi dişin buraları güzel fırçalanmayınca, dişin diş eti kenarı güzel fırçalanmayınca orada başlıyor diş etleri kızarmaya. Önce kızarıyor. Sonra yine güzel fırçalanmayınca kanıyor. Yavaş yavaş diş taşları oluşmaya başlıyor. Diş taşının içinde de aslında onlarca bakteri var. Bakın kanama hali. Bu ilk evresi. Buna İngilizce'de gingivitis deniyor. Türkçe'de diş eti iltihabının ilk safhası deniyor. İyi fırçalanmadığı için evet, ne oluyor? Evet, iyi fırçalanmadığı için. Hekime gidilmediği için. O yüzden diyorum, Türk Diş Hekimliği Birliği ve İstanbul Diş Hekimliği orada çok güzel çalışmalar yürütüyor. Diş hekimi bilincini oluşturmak için. Lütfen sizler de diş hekiminize gidin. Ağzınıza iyi bakın. Önce sağlık ve ağız sağlığı çok önemli biliyorsunuz. Çok. Vücuttaki bütün oluşumları etkiliyor. Böbrekleri etkiliyor, beyni kalbi etkiliyor, kalbi etkiliyor, karaciğeri etkiliyor, ağızdaki iltihaplar. Lütfen iyi bakın kendinize. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşmek görüşürüz. Üzere. Ben dışarıdayım size. Sağ olun. Kolay gelsin. Emel Acar'ın tedavinin başlaması için yanlarından ayrılmasıyla Çağdaş Bey işe önce Asuman Hanım'ın şikayetlerinin değerlendirilmesiyle başlıyor. Hanımefendinin en büyük şikayeti şu oldu. Benim diş etlerinde kanama var dedi. Diş etlerinde kanamanın en büyük sebebi birikmiş diş taşları ve yanlış diş bakımı. Ağız bakımı için en önemli şart şu. Birincisi, diş hekiminize lütfen düzenli kontrole gidin. 6 ayda bir. İlla diş hekiminiz 6 ayda bir size bir müdahale yapacak diye bir şey yok. Ancak gerekirse size gerekli müdahale yapacak. Her zaman söylüyorum, erken teşhis tedavide çok önemli. Bu diş hastalığı için geçerli olabilir veya vücutta diğer bir hastalık için geçerli olabilir. Ağız bakımında dikkat etmek gereken birkaç nokta var. Bunlardan birincisi diş fırçalama. Evet. Dişleri nasıl fırçalamamız lazım? Öncelikle onu konuşalım. Tamam. Birincisi, bunlar bizim dişlerimiz. Tamam. Dişlerin birkaç tane yüzeyi var biliyorsunuz. Hı-hı. Bakıldığı zaman bir dışarıdan bakılan yüzeyi var. Hepimizin gördüğü. Evet. En çok temizlenen yüzey bu. Genelde insanlar görünen yüzeyleri çok güzel temizliyor. Evet. Dişin iç yüzeyi en çok ihmal edilen yüzey evet. Ve ısırma yüzeyi. Dişi fırçalarken kendimizde belli bir sistematik oturtmak zorundayız. Sistemli olmak zorundayız. Diş fırçasını diş ve diş etine dokundurup aşağı yukarı 45 derece bir açıyla tutacağız. Ve bu şekilde başlayacağız fırçalamaya. Farkındaysanız hem dişe hem diş etine dokunuyorum. İç yüzeyinde de aynı şekilde. Ön bölgelerde fırça dik tutuluyor. Dik tutarak her dişe fırçalama yapılıyor. Aşağıda fırça dik tutuluyor bu şekilde, ön bölgelerde, içerilerde. Sıra geldi ısırma yüzeyine, ısırma yüzeyi de bu şekilde yapılıyor. Fırçalama işlemi aşağı yukarı 2 dakika sürmelidir, 2 dakika. Sizlerden ricam ilk başlarda kendinize bir zamanlayıcı tutun ve tam 2 dakika fırçalayın. Dilinizi gezdirdiğinizde fırçaladıktan sonra dişlerin yüzeyini pürüzsüz hissedin. Eğer pürüzsüz hissettiğiniz yer varsa lütfen burayı daha iyi fırçalayın. Dişlerin arkalarını, önlerini. En büyük yapılan hata şu. İnsanlara sorduğumuz zaman, mesela günde kaç kere dişinizi fırçalıyorsunuz? Gerçekçi. Gerçekçi. En fazla 2. En fazla 2. Ya da 1. Ya da 1. Bir kere yapıyorsunuz, ne zaman yapıyorsunuz? Ne zaman? Kahvaltıdan sonra. Kahvaltıdan sonra. Evet.
Günde bir kere yapılıp kahvaltıdan sonra yapılan fırçalama hiçbir işe yaramıyor. Niye? Gerçi hiç yoktan iyidir diye bir terim var ama kahvaltıdan sonra dişinizi fırçaladınız. Bütün gün yemek yediniz. Yemekler birikti. Gece o yemeklerle uyudunuz. Kaldı. Ve kahvaltıdan sonra tekrar fırçaladınız. Yani 24 saat neredeyse dişler fırçalamamış olacak. Fırçalama sabah kahvaltıdan sonra akşam yatmadan evvel muhakkak yapılmalı. Öğlen vaktiniz varsa yapın. Genellikle insanların koşturma hayatlarında vakti olmayabiliyor. Fırçalama genelde böyle yapılıyor insanlar tarafından. Bu. Ve ben günde 3 kere dişlerimi fırçalıyorum diye hekime kendini savunuyorlar. Fırçalama böyle olmaz. Fırçalama bir sistematik içerisinde olur. Hanımefendi diş etlerindeki problemlerden bahsetti. Ne yapacağız? Güzel bir diş taşlarını temizleyip ondan sonra lazer ile dezenfeksiyon yapacağız. Diş etlerinde kanama sizin de bakımınızla azalacak. Burada bir dakikada azalması mümkün değil. Kişinin bakımıyla, hekimin yardımıyla diş eti kanaması kalmaz. Asuman Hanım'ın tedavisi böylece başladı ve tabii biz de merakla sonucu beklemeye başladık. Detaylı bir diş taşı temizliği yaptık. Dişlerin yüzeylerini cilalayacağım şimdi. Dişin yüzeyini cilaladıktan sonra da lazer ile bütün yüzeylerin dezenfeksiyonu ve bakterilerin öldürme işlemi yapacağız. Sıra geldi lazerle dezenfeksiyon işlemine. Tıpta ve diş hekimliğinde çok farklı lazerler var. Bazı lazerler dezenfeksiyon yapıyor. Bazı lazerler kesme işlemi yapıyor. Bazı lazerler ciltte soyma işlemi yapıyor. Her farklı lazerin farklı ışın boyu var. Bu lazerlerin hekim karar veriyor hangisini kullanacağını. Diş hekiminde de dezenfeksiyon yapan, kesim yapan veya diş etini kesen lazerler var. Şu an dezenfekte eden, bakterileri temizleyen tipini kullanacağız. Lazerle gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemi de bitmek üzere. Lazerle dezenfeksiyon işlemimiz de tamamlandı. Şimdi sizin bakımınızla artık diş etleriniz kanamaz hale gelecek. Bakteriler gitti, diş taşları gitti. Artık top sizde, sizin de iyi bakmanız gerekiyor. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Elinize lütfen sağlık. Lütfen 6 aylık kontrolü ihmal etmeyelim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sizin teşekkür ederim. Ağzınıza çok sağlık. Çok sağ olun. Tedavi sonrasında Asuman Hanım ve hekimimiz Çağdaş Bey'in yorumları bakalım nasıl? Doktorumuz çok güzel bir şekilde işlemi yaptı. Rahatım. Diş taşlarım temizlendi. Artık kanamayacak. Asuman Hanım'a gösterdiğimiz teknikler sayesinde artık Asuman Hanım dişlerine çok iyi bakacak ve kanaması giderek azalacak ve 6 ayda bir diş hekimine gitmeyi alışkanlık haline getirecek. Sizlerden ricam, lütfen siz de diş hekiminizi ihmal etmeyin. Diş hekiminize 6 ayda bir kontrole gidin.